Evet sayın izleyiciler, bugün Adana Karataş ilçemizde Çukurkamış Mahallesi Türk şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Burası köydü daha önce, değil mi efendim? Evet. Bu mahallede de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihe geçen Durmuş Ali Aydın ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun efendim muhtarımız. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ederiz ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Biz bu Türk şehir yasasıyla mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ediyoruz gazete olarak. Hem yetkililerin, idarecilerin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri onların dikkatine sunmak, yapılmasını sağlamak güncel hedeflerimiz arasında bulunuyor. Yapılan güzel hizmetleri de biz yayınlayacağız. Yapılması gerekeni de yayınlayacağız arkadaşlar. Onun için soruyorum. Öncelikle muhtar olma amacımız ne efendim? Öncelikle muhtar olma amacım abilerim, amcalarım, köylüme, arkadaşlarım, bu topraklarla yaşayan bütün sevdiğim dostlarıma bir hizmet getirmek. Evet. Yani elimden geldiği kadar yol, su, altyapı sorunumuz var. Evet. Onun gittik sağ olsun ilgili makamlarda görevlilere bir araya geldik. Aldık, dilekçemizi verdik. Her neyse şeylerimizi yaptırdık, astık. İnşallah onlar da ilgililerimizden bundan şey yapacaklar. Bir şeyi kapatabilir miyiz? Evet. Mezarlığımızın sorunları vardı. Onları çözdük. Bugün çöp kontenlerimiz vardı, işte gelmesi gereken o sineklerden falan dolayı. Sağ olsun Boğaç Bey de bugün sizden önce ziyaretimize geldi. Karataş Belediye Başkanı. Gölava Köyü'nde gördük. Evet, çok tanıştık, olumlu şeyler konuştu. Çok değerli bir insan. O da bize sözlerde bulundu, bazı vaatlerde bulundu. İnşallah bulunduğu gibi de yapar. Beraber iş içe yaptığımızda. Benim ana temellerimden biri, çok istediğim futbol sahası. Evet. Çocuk oyun sahası. Evet. Ondan sonra bu en çok içinde bir utku olan kütüphane. Evet. Güzel kütüphane yapmış. Aynı işte ne bileyim internetiymiş. Köyümüzün kamera sistemini yaptık. Altyapı. Evet. Altyapı için zaten gereken. Belediye sorunumuz var. Belediye otobüsünün girmemesi. Girmiyor mu efendim buraya? Girmiyor. Şu an onu ana yoldan mı? Ana diye. Yok kadar... daha gelmedi. Karabaya başladı. Ne isteyeceğiz? Bizim köyümüzün içinden bir tur da olsa mesela Kemal amcam var. Girmesini istiyoruz. Girmesini istiyoruz. Aynı sorun Ceyhan'da da karşılaştık arkadaşlar. Yani bir kilometrelik yere girmiyor. Burası da ancak bir kilometre yere zannedersem. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözü'yle bu öncelikle Karataş ilçesine bir otobüs seferi koymasını acil olarak bekliyoruz. Evet. Neden? Karahisarlı'ya otobüs seferi ben bildim bileli var. 19 yıldır Adana'da yaşıyorum. Evet. Arkadaşlar Sarıçam'a var. Efendim buraya yok. Neden yok buraya? Tam Ercime'ye de var. Geçen Seyhan Otelinde var ama buraya Karataş güzel turizm merkezi olan bir yer. Buraya öncelikle olması lazımdı. Az önceki merkez mahalle muhtarı Alican Bolat Beyefendi dedi ki yani burada özel otobüsler fazla ama 7 lira alıyor. Karataş halkının dedi bunu kaldıracak bütçesi yok dedi. Gidiş gelişi 14, bir simit getirdi orada 15 lira dedi. Saatten gelirdi. Yardım olursa buraya gel. Rahat edelim. Bayram yanına oturalım. Bu hafta acil olarak bu otobüs seferinin başlatılmasını istiyoruz. Ulaşım çalıştığına katıldınız mı muhtarım? Ben katıldım. Geçen Seyhan Otelinde bizim etkinliğimiz vardı. Yani iki gün ben de oradaydım. Tanrı Bey'de zaten. Başkanın da konuşmasını. Sağ olsun Hüseyin Sözlü'nün de uğraşları, çabasıyla. Biz bundan sonra muhtarlar olarak gündeme getirdik. Getirdiğimizde de bunlara olumlu cevaplar aldık. Belediyemiz de şu an tam bir faal şekilde çalışmalarına devam ediyor. Çok da mutluyuz belediyeler. Evet. Ben şimdi yapmak istediklerim zaten bunları gündeme getirdiğim için direkt köyüme şunu da yaptım. Böyle güzel bir harita sistemi evet, yaptım. Evet gözleyelim arkadaşım şu bu haritayı. Bu harita sistemimizde evet, işte herkesin adam numarası, parsel numarası. Seçilmez köyünün. Murat kardeşimin geldiği gibi mesela dosyasını ben burada yaparken gönül rahatlığıyla açıyorum. Bakıyorum. Ne Yaşar abimin yerini, ne ötekinin bakıyorum burada. Ne yazmış burada mesela ben imzaladığım yeri. Bilmek için bugün demiş ki 104 ada, 4 parsel Murat kardeşimin yeri. Evet. Doğru mudur? Oraya gidiyorum bakıyorum doğru mudur? Doğru. Burada ondan sonra ne yazmış? 105, 6 parsel, 4 parsel dedi Murat kardeşim. Bakıyorum yine doğru. Burada ne yapıyorum? Ne devletimi, ne vatanımı, ne milletimi hiç aldatmadan gönül rahatlığıyla burada mühürümü basıyorum. Evet. Ağzımla beraber imzalıyorum. Kardeşime de kahvesini, çayını içiriyorum. Evrağını veriyorum. O da memnun olarak gidiyor. Ben de memnun olarak evet, arkadaşlar görüyoruz. Gönül rahatlığıyla yatıyorum. Biz kültürlü ve bilinçli muhtarlar istiyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak yani en azından insanlara hizmet edebilecek insanların seçilmesini istemiştik seçimlerden önce de. Bu
Durmuş Ali Aydın muhtarımız da muhtar seçilir seçilmez burayı dekorasyon yaptı. Evet. Evet. Tamamen kendi şeyinden. Kendi imkanlarımla. Evet, çok güzel. Kendi imkanımla yaptım. Türkiye genelinde gezmiş olduğum 30 Mart'tan sonra bu 85 günlük süreç içerisinde gezmiş olduğum ikinci çok güzel muhtarlık odası. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür daha ederim. Daha önce işte Antakya merkeze bağlı Alahan Alaaddin Köyü Park, Alaaddin Boyluken iki mahallenin muhtarı, evet. İki mahalleye bakıyor arkadaş. Çok güzel bir muhtarlık odası dizayn etmiş. Sizin gibi o da cebinden harcamış. Sizi Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi olarak da tebrik ediyorum. Mantığı çalışma şekliniz bütün Türkiye'deki muhtarlara örnek olması gereken bir çalışma şekli sergiliyor. Durmuş Ali Aydın muhtarımız. Bütün köy halkının evraklarını orada klasör mesela, muhtarımızın arkasında kalıyor. Artı evrakların fotokopisini çekerek orada arşivliyor. Çocuklar için ve köy halkı için güzel bir kütüphane oluşturmuş. Oraya biz de gazete olarak katkımızı sağlayacağız. Buradan açıklıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Burada güzel bir şeyimiz var. Olmadığı zaman misafirlere ikram edilmesi için soğuk bir buzdolabı, bir otu bir buzdolabı da almış arkadaşlar. Kardeşimin mesela İstiklal Marşı ve Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Atatürk'ün fotoğrafını da asmış. Adalet terazimiz. Adalet terazisini de gösterelim beyefendi. Atatürk'ün yine orada bir büstü var. Yani bir büroda olması gereken her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Artı köyün tamamına mobese kamera sistemini taktırarak bu hırsızlık olaylarının önlenmesine için çok güzel bir hizmet yapmış. Pano defterimiz, panomuz, burada bir karar şeyimiz. Artı karar. Burada kardeşimin mesela kira sözleşmesinin fotokopisini çekip burada dosyada, bu dosyada arkadaşımın olduğu ki dosyasını kaybetti. Evet, burada var bir. Burada dosya numarası kaç? Atıyorum 11. Bak, ben de burada kayıttı, burada defterimde de var. Evet. Kardeşim gel benim yanıma Murat kardeşim. Burada dedim ki senin dosya numaran 11. Murat kardeşim hiç kendini yormadan, kimseyi devreye katmadan direkt memurumuzda var. Kapısını vurur, arz eder. Benim dosya numaram 11'dir. O da dosya numarasını çıkarır. Murat Bey evet sen şu evrağını eksik gider yaptırır. Evet. Kolaylık tamamen kolaylık yapayım. Amacında köyüme hizmet. Hizmet. Allah izin verirse de ben biliyorum Cenab-ı Allah'ın da takdiriyle çok güzel şeyler yapacağım. Ha, bazı zihniyetler var. Evet, nasıl bazı zihniyetler var? İnsanlar atadan nededen görmüyor. İşte biz böyle şeyler görmedik. Yok burayı görmeyip de burayı gördükten sonra ne lüzumu vardı? Evet. İnsan kendine yakışan yeri halkına yakıştırıyorsa burayı yapar. Evet. Ben size yakıştığı için yaptım. Ama istiyorsanız dışarıda da çıkarın bir tahta sandalyede evet. iki tane kendini bilmezin yanında evet. siz de konuşurken lap diye girer devreye. Evet. Süleyman Bey benim oğlum hasta. Süleyman Bey basın mezunumu doçent doktor. Evet. Bunu da yaşadım. Doğru bugün söylüyorum. İstihbarat ben gelmiş. Geçen bir arkadaşıma evet. İstihbarat bölge şef müdürü gelmiş. Arkadaşım araştırıyor, uzman çalış. Soruyor. Öbür arkadaş gelmiş dedi ya benim oğlum askere gidecek dedim. O zaman burayı inşaat alayım. Evet. Eski muhtar devam ediyor. Evet. Benim oğlum askere gidecek de ne zaman gidelim? Arkadaşım diyor, ben bir istihbarata geldim. Ben bugün bir şey değilim. Yani senin oğlunun askerlik şubası değil mi? Ne evet. 5 dakika sonra diyor ki öbür arkadaş. Ya diyor öyle de diyor, benim oğlan filan yere gittiydi, ayağı burkulduydu da. Bu diyor evet. gazi maaşı olur. Ya ben ne bileyim diyor senin oğlunu. Evet arkadaşlar, muhtar arkadaşımız çok güzel şey. Ben de gazeteci olarak böyle şeylerle karşılaşıyorum. Daha 3-4 gün önce karşılaştım. Ceyhan ilçesinde köyün ismini vermek istemiyorum. Gazeteciyim dedim. Sizin bahsettiğiniz gibi beyim hasta ona gelip bakar mısınız diyor. Alakası olmuyor bir şey. Ya ben doktor muyum dedim ya hanımefendi. Doktor değilim ben gazeteciyim diyorum dedim yani. Bunun anlamı nedir biliyor musun? Evet. Bunun anlamı böyle bir mekanın olmaması. Kahvede konuşursan evet. bu iş böyle olur. Maalesef. Ama şimdi ben çok canımı sıkarsam bir dakika derim Metin Bey yapalım dedim. Evet. Kardeşlerim kusura bakmayın. 5 dakika derim bizi bir süremem böyle tek başımıza bırakır mısın? Evet. Öyle muhtarlara da denk geldim. Ama bakımda böyle güzel duruyorlar. Evet. Kardeşlerim de çıksın. Evet arkadaşlar öyle muhtarlara da denk geldim yani. Sadece kendi başkasının yanında konuşmayan muhtarlarla evet. röportaj yaptık. Yani. Şimdi ben mesela sizi için... sorarken mutluluk duyuyorum. Yalnız ben şunu da sorarım. Köylü vatandaşımıza da sorayım. Mesela bir basın. Memnun mu? Ona da. Amcama, dayıma, kardeşime, arkadaşıma da sorun. Yani ben onu benim. Şimdi onu soracağım. Şimdi yalnız şurada altını çizmeyi istiyorum. İstihbaratçı arkadaşımız gene kendini istihbaratçı olduğunu açıklamaması lazım. Yalnız şu var.
İstihbaratçı o kadar adamı geldiler ki, adam şimdi belli istihbaratçı oldu. Nerede belli? Evet. Bugün bir astsubay arkadaşımız çıkıyor. Gelse de onlar eğitim alıyorlar. Neticede her şimdi astsubayı soruyor. Bunun annesi babası nasıl adam kalmış diyor ki ben oğlum askere gideceğim. Evet. Ya senin oğlunu ne bilsin adam askere gideceğim? Neyse olsun, bu da onların arkadaşlarımızda ders olsun arkadaşlar. Evet. İstihbaratın anlamı zaten gizli olmasıdır. Onun evet. için bunlar gerekli eğitimleri alıyorlar. Biz de gazeteciyiz. Biz her şeyden bilgiler olmak zorundayız. Biz sabah kalktığımız ilk işimiz bütün Türkiye'deki gazete manşetlerini okumak. Türkiye'de ve dünyada neler var? Vatandaş bize bir gazeteci olarak sorduğunda onlara gerekli cevapları verebilmemiz lazım. Çünkü insanlar yani her zaman köyüne gazeteci gelmiyor arkadaşlar. Doğru mu? Süleyman Bey, sizlerden sık sık gelmenizi, bizim köylümüzün, evet. bizim muhtarlarımızın söyleyemediğini, ulaştıramadığı makamlara böyle dile getirip, sizin gibi böyle değerli insanların böyle çekip, en azından bize mesela basın mensubu olarak güzel bir açık oturumla evet. yetişebileceğimiz evet. bir makamlarda bir yer şey yapalım, çok memnun oluruz. Ayarlar da geliriz, gideriz. Ben her şeyi açıyorum. Eleştiriye açıyım. Muhtarlar Derneği, Muhtarlar Derneği'nin bir birleştirici olmasını istiyoruz. Bir bakıyoruz Adana gibi bir yerde iki tane Muhtarlar Derneği oluşturdu. Böyle bir şey yani, doğru mu efendim? Yani. Maalesef biz bunu söylüyoruz. Bak az bir önceki sayımda da Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısıyla bir röportaj yaptım. Dedim abi bu ne dedim ya? Kaç tane Muhtarlar Derneği oldu Türkiye'de? Bir tek çatı altında birleşseniz ya, birbirinden kuvvet doğar dedim. Olmaz Süleyman Bey dedi ya. Millet hep makam mevki peşinde koşmuş. Koltuk peşinde. Koltuk peşinde. Hiçbir şeyi yok, bir kazanımı yok. Ya muhtarların az önce bahsettik. Muhtarlar çok komik rakamlarda aylık ödenek alıyor. Muhtarlara maaş da verilmiyor. Maaş verirse devlet SSK'sını yatıracak. Maaş vermiyor. Maaş verse SSK'da yatırmak zorunda olacak. Çünkü anayasa ne diyor? Angarya yasaktır diyor. Hiç kimse Angarya çalıştırılamaz. Bu nedenle muhtarlara aynı ödenek veriyor. Halbuki ise muhtarlar halk oyu ile seçiliyor. Milletvekili ve belediye başkanı gibi. Doğru mu? Evet. Onun için biz muhtarlara, ya muhtarlar bir suç işlediğinde 627'den yakalıyor ağır cezada. Ancak haklarına gelince hakları verilmiyor. Şimdi 871 lira maaşları oldu ancak SSK'ları yine yapmıyor. Biz SSK'lar yatırıldıktan sonra muhtarlara askeri ücret maaş verilmesini istemiştik. Yine buna da şükrediyoruz. Yani 440 liradan 871 liraya yükseldi. %100 civarında %100'ün üzerinde bir artış meydana geldi. Aslında muhtarlara kalsa muhtarlara bir benzin fazla var, onu söyleyebilir miyim? Benzin fazla değil. Şu ben dışarıda gideceğim. Evet. Karadaş'a gidip geliyorum, Adana'ya gidip geliyorum. Evet. İnan ki ama iki güne bir 300 milyon para veriyor. Doğru, bunu sizin dışında tutuyoruz. Sizin durumunuz evet. değil. Ben Allah aşkına, yani, ben maaş değil de, yani maaş değil de, mesela bazen o kadar ki yazık ki, o kadar düşünceler, bazı muhtarlara söyleyeyim, niye muhtarsın? Ben silah alacağım diyor. Aynen. Bu ne mantık? Adana'da bu ne cahillik? Arkadaşlar, bu ne bir kendini bilmezlik? Ben anlayamıyorum. Çok buna denk geldi. Muhtarların %20 civarı, belki %30'u, tabanca almak için muhtar oluyor. Şunun ayrıca bir de bak güzel konuya değindi arkadaşımız Durmuş Halil'e. Muhtar seçilmediği zaman önümüzdeki dönem taşıma ruhsatı 5 yıl süreyle 3500 lira gibi bir para veriyorlar taşıma evet. için. 5 yıl süreyle 5 yıl sonra %100 artıyarak gidiyor o belki de 5 yıl sonra da 4-5000 civarında falan edilecek. Sanki çok bulunmaya şey. Çevirirse 1500 lira civarında veriyor arkadaşlar. Böyleleri hiç sorunları var ama yine de alıyor. Mesela dün bir muhtarla röportaj yaptım. Sizin yine Karataş'tan maddi durumuna göre şimdi durum yok diyor. 2600 liraya tabanca almış. Buyur. Yani hani derler ya yiyecek ekmeğe yok. Bilmem neye rahtıravan, tahtıravanlar gider. Bilmem ne diye derler yani atasözü arkadaşlar. Onun için silah caydırıcı ama yani bakıyorsun bugün polis, jandarma, güvenlik kuvvetleri bile kullanamıyor değil mi efendim? Yani kullandığında bir yaptırımı var, cezası var. Onun için arkadaşlar hep görüyoruz maalesef gazeteci olarak bandalar çok hep düğünlerde havaya ateş ediyorlar. Birileri yaralanıyor, ölüyor. Onun için can kaybı olmamasını istiyoruz. En güzel silah kalemimizdir. Bak muhtarımız elinde kalem. Mantıklı budur. Her muhtarın Durmuş Ali Muhtar gibi aydın ve kültürlü olmasını istiyoruz. Benim istediğim çocuklarımızla güzel bir gelecek evet. bu topraklarda birlik ve beraberlik en çok üstüne düştüğüm okuma. Evet. Okuyan insandan zarar gelmez. Doğru söylüyorsunuz yani. Okuyan insandan zarar gelmez. Cehaletten kaynaklanıyor arkadaşlar. Muhakkak çocuklarımızı okutacağız. Okuduğu yere kadar okutacağız.
Yani bu konuda biliyorsunuz dernekler var yani maddi durumu iyi olmayan evet. öğrencilerle ilgili. Bu derneklere müracaat edilen şey devlet de kurs veriyor. Özel şirketler de, özel iş adamları da kurs veriyor. Sadece çocuk başarılı olsun bunlara burs veriyor. Dışarıdan da burs veriliyor arkadaşlar. Böyle bir konular olursa bize de müracaat edilirse biz de ilgili yerlere yönlendiririz. Sizlerden beklentim evet. çok yüksek. Bizim amacımız bu arkadaşlar. Yani eğitim her şey eğitim eğitim diyor. Doğru mu efendim? Evet. Kur'an-ı Kerim'de değil, kalbi okuyor. Doğru mu efendim? Evet. Onun için biz okuyacağız. Evet sayın izleyiciler, Türkiye'de Demokratlar Sesi gazetesi olarak röportajımızı az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.